Piyasa hattından herkese merhaba efendim. Tekrar iyi haftalar dileyelim. Siyaset gündemi yoğun olacak demiştik. Bugün görüşmeler olduğunu biliyorduk. Tüm bunların detaylarını şimdi alacağız. Son dakikamızda zaten ekranda İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'dan açıklamalar geldi. İmamoğlu ve Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı adaylığı önerildi dedi. Şu anda stüdyomuzda da Genel Müdürümüz Acan Türkoğlu bizlerle. Acan hoş geldin. Hoş bulduk. Epey bir baş döndürücü gündem var. İçeride öyle. Tabii açıklamalar hem de görüşmeler devam ediyor. Senden biraz daha detaylı bilgi alalım. Şimdi bugün şöyle kritik oldu. Az önce özellikle. Şimdi saat 14'te normalde Saadet Partisi'nde toplantı vardı. Millet İttifakı'nın kalan siyasi partileri diyeyim. Çünkü İYİ Parti sabah itibariyle bu toplantıya katılmayacak gözüyle bakılıyordu. Toplantı olacaktı. Bu arada da saat 14.30'da da İYİ Parti'nin kendi içinde genel idare kurulu toplantısı olacaktı. Ama o toplantı önce 12.30'a alındı. Yani İYİ Parti'nin kendi içindeki toplantısını erkene çekti İYİ Parti. Daha sonrasında bu toplantı sonrasında da şöyle bir kulis bilgisi ulaştı öncelikle. İki belediye başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'de Sayın Akşener'le bir görüşme yapacağı konusunda ki bu görüşme de az önce gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve isteği doğrultusunda iki belediye başkanı, ki bu iki belediye başkanı da Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istediği iki isimdi. Az önce Sayın Akşener'le bir görüşme gerçekleştirdiler ve son dakika olarak da veriyoruz. Bu toplantı sonrasında da bir takım açıklamalar oldu. Şimdi İYİ Parti sözcüsü diyor ki Sayın Zorlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığı önerildi diye. Bu da şöyle, bugünkü protokol metnine, bendeki bilgi bugünkü protokol metnine, mutabakat metnine Sayın Akşener'in de toplantıya katılması ve onaylaması durumunda iki isme icracı Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi protokol metninde yer alacak gibi bir durum var. Şimdi Meral Akşener'in toplantıya katılıp katılmayacağı da merak konusuydu. Sabah hatta %99 katılmaz deniyordu. Hı hı. Ancak az önceki gelişmeler neticesinde bir kere Saadet Partisi'ndeki toplantı saat 15'e ertelendi. Bir saat gecikme var. Gecikme demeyelim, bir saatlik bir erteleme var. Bu ertelemenin nedeni de bence ki konuştuklarımdan da benzer yönde düşünce alıyorum en azından Sayın Akşener'in bu toplantıya katılacak olması. Dolayısıyla Millet İttifakı tekrar 6 siyasi partiden oluşacak bir düzene gelebilir. Kemal Kılıçdaroğlu'na masadan kalktım kalkmadım diye zaten çok tartışma yaratmıştı. Evet, resmen masadan kalktı denmedi. Evet. Ama gelecek de denmemişti. Hı hı. Hatta gelmeyecek açıklamaları daha fazla yapıyordu ki bu zamana kadar ki dün sabaha kadar sabah 4-4.30'da partiler arasında, kurmaylar arasında görüşmelerin olduğu, Altılı Masa'nın diğer siyasi partilerinin de kendi içlerinde görüşmeler gerçekleştirildiği zaten gelen kulis bilgileri arasındaydı. Ama bugün asıl temaslar gerçekleşti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki toplantılar, İYİ Parti'nin kendi içindeki toplantısını erken alması, iki büyükşehir belediye başkanının ki aslında cumartesi günü bu görüşme olacaktı. İlk gelen bilgi cumartesi günü CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının Ankara'daki toplantısından sonra iki belediye başkanının Sayın Akşener'le görüşmesiydi ama o görüşme o an olmadı, o gün olmadı. Ama bugün az önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi dahilinde hatta yönlendirmesiyle de olabilir. Hani o ince nüansı tam olarak bilmiyorum. Hı hı. Ama bilgisi dahilinde olduğunu biliyorum ve muhtemelen de teşvikiyle diyeyim. Hem Sayın İmamoğlu hem Sayın Yavaş Sayın Akşener'le görüştüler. Ve masadaki şu andaki o krizi aşma formülü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı altında diğer parti genel başkanlarının Cumhurbaşkanı yardımcısı olması bekleniyordu. Onlar dışında İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının da icracı Cumhurbaşkanı yardımcıları olması yönünde olacak gibi gözüküyor. Dediğim gibi tekrarlayayım, bendeki son bilgi bu detayın protokol metnine de yazılması yönünde bir irade var. Ama şu anda saat 14.07, Saadet Partisi'ndeki toplantı saat 15'e ertelendi. Biraz sonra İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in de İYİ Parti Genel Merkezi'nden çıkarak Saadet Partisi'ndeki toplantıya ilerlemesi, gitmesi daha yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Hı hı. Ki İYİ Parti'den şu ana kadar gelen açıklamalarda buna yönelik bir
resmi açıklama yokken az önce İYİ Parti sözcüsü bu toplantıya Akşener'in katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz diye de belirtmişti. Şimdi bu noktada birazdan bendeki bilgi Mansur Yavaş'ın Saadet Partisi ne geleceği. Yani burada yapılan görüşmenin, İYİ Parti'de yapılan görüşmenin detaylarının Saadet Partisi'ndeki diğer genel başkanlara aktarılması muhtemelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aracılığıyla olacak. Ve buradan geldikten sonra da, yani bu genel bilgiler tüm herkesle paylaşıldıktan sonra da şahsi kanaat olarak söylüyorum şu an itibariyle bu noktaya geldikten sonra yaklaşık 50 dakika sonra olacak toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in de katılması şu anda 6 siyasi partideki hakim görüşü, onu söyleyebilirim. Evet, an be an aktarıyoruz hem açıklamaları hem de senden aldığımız bilgileri. Ama zaten ortak bildiriye tabii imza atması Meral Hanım'ın, değil mi, özellikle çok tartışılmıştı. Yani masadan neden kalkıyorlar o zaman? Ortak bildiri imzalandı, aday üzerinde anlaşıldı. Açıklanacaktan da aslında bugün direkt olarak adayın açıklamasını bekliyorduk biz Millet İttifakı'nın. Ardından tabii çok böyle bir çalkantılı süreç tabiri caizse yaşandı. Şimdi de anlıyoruz ki burada alternatif bir öneri var ve görüşme, evet, 15'te. Yani o cuma günkü toplantıdan sonra, yani perşembe günkü toplantıdan sonra cuma günkü sürecin yaşanmasında partiler arasında, daha doğrusu İYİ Parti ve diğer partiler arasındaki adayın belirlenmesi hususuyla ilgili olarak net bir görüş ayrılığı vardı. Hı hı. Ki Sayın Akşener'in o cuma öğlen yapmış olduğu açıklamalarla hani bir anlaşmazlık var, bir fikir uyuşmazlığı var ama bu tamamen iplerin bu kadar net kopacağı şekle mi getirilmeliydi, hı hı, sorusu çok sorulmuştu. Ama özellikle dün geceden itibaren, yani dün gece Deva Partisi'nden yetkililer, Gelecek Partisi'nden yetkililer, hatta İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri bile iki liderin bir araya gelebilecekleri bir ortak formül bulunabileceği fikrini söylemişlerdi. Dediğim gibi dün saat, yani daha doğrusu bu sabah saatlerine kadar, 4-4.30'a kadar da çeşitli temaslar gerçekleşmiş zaten. Gerek partilerin kendi içlerinde, gerek partilerin kendi arasında. Dolayısıyla aslında bugün liderlerin gündemleri belirlenirken, yani bir tarafta Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü resmi gündeminde 14'teki Saadet Partisi'ndeki toplantı vardı. Sayın Akşener'in bugünkü gündemi belirtilirken ise saat 14.30'daki İYİ Parti'nin kendi içindeki toplantı vardı. Ama bu gece boyunca süren toplantılar ve hatta sabaha kalan görüşmeler neticesinde önce İYİ Parti'deki toplantı öğlen saatlerine alındı. Yani Millet İttifakı toplantısının öncesine alındı. Sonra iki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın CHP ile yapmış oldukları veya Sayın Kılıçdaroğlu ile yapmış oldukları, işte orayı oradan tam emin değilim. Sayın Kılıçdaroğlu ile birebir bir görüşme oldu mu yoksa bir telefon görüşmesi mi oldu? Bilgisi olduğu kesin ama tabii. Bilgisi ve desteği olduğu kesin. Sonrasında İYİ Parti'ye gelmeleri aslında kısa sürebilecek bir görüşme, 15-20 dakikalık bir görüşme oldu iki belediye başkanı ile Sayın Akşener arasında. Ve sonrasında İYİ Parti'nin açıklamalarında Sayın Akşener'in toplantıya gideceğinin arzu edildiği ve düşünüldüğü ve aynı zamanda da iki belediye başkanının da eğer muhalefetin seçimi kazanması durumunda Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabinede görevlendirilecekleri bilgisi. Dolayısıyla hem burada bu formül eğer uygulanır ise hem Sayın Akşener'in kamuoyu araştırmalarında önde gözüküyorlar dediği iki büyükşehir belediye başkanı kabine içerisinde yer alıyor olacak. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer dört partinin istediği gibi Sayın Kılıçdaroğlu da ortak aday olarak, Millet İttifakı'nın adayı olarak gösterilecek. Şimdi olur ise, ki oluyor gibi gözüküyor şu an herkesin itibariyle. Herkesin gönlü olmuş olacak herhalde bu durumda. Yani en azından 6 siyasi partinin tamamının istekleri belirli karşılıklı adımlar atılarak birbirlerine oluyor gibi gözüküyor. Ki zaten bugün Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi önünde bir organizasyon hazırlığı vardı. Hani böyle bir şenlik havasında olmayacak ama ikideki toplantıda Kılıçdaroğlu'nun ismi 5 parti tarafından onaylandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi önünde de akşam partililere, örgüte seslenecek Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi biraz gecikmeli olarak işte saat 3'te Saadet Partisi'nde muhtemelen 6'lı toplantı olacak ki bendeki bilgi o yönde. 6'lı toplantı olacak, Sayın Akşener katılacak. Ve burada hazırlanacak protokol metninde
Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortak Cumhurbaşkanı adayı, diğer parti genel başkanlarının Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu ve bunlara ek olarak da iki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da iki icracı Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak seçim tamamlandıktan sonra eğer Millet İttifakı kazanırsa böyle bir organizasyon içerisinde yer alacakları tahminime göre bir saat sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Çok önemli bir gelişme tabii. Saat 15'te bakalım o görüşme sonrasında açıklamalar da zaten gelecek. Biz de an be an ekrana aktaracağız. Sana da çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Bu arada son bir bilgi vereyim. İYİ Parti Genel Başkanı Bahadır Erdem az önce nerede kalmıştık diye bir sosyal medyada paylaşım yaptı. Dolayısıyla Millet İttifakı tekrar geçen hafta Cuma sabahındaki noktaya geri gelmiş gibi gözüküyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir kısa ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz.